zikrede odur anlayışı içerisinde. Ama güzel olan bir şey var. Hem bizim yaptığımız projeleri tekrar ediyorlar, bazılarından haberleri dahi yok. Hem de bu anlamda da yapılacak olan projeler noktasında da, çünkü projeleri yapmadıkları için isimlerini tahmin ediyorlar. Yapılacak olan projeler noktasında da şimdiden muhalefet de bu anlamda onay vermiş oluyor. Bu anlamda da yaptığımız projelerin ne kadar önemli olduğunu bileyim, bugünü ve geleceği açısından neleri ifade ettiğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Ama bu akşam açıklayacağımız projeler sakın ha bizim projelerimizin hepsi değil. Büyük vizyon projelerimiz önümüzdeki günlerde bizi izlemeye devam ettiğinizde esas büyük projelerimiz inşallah önümüzdeki günlerde de onlara açıklayacağız. Bu akşam açıklayacağımız ilk 16 proje. Hadi bismillah başlayalım. Değerli kardeşlerim, Bilecik'te 2009 yılı programımızda bizim otopark yok. Neden? Çünkü otopark kullanımı noktasında sıkıntılarımız var. Yapsak bile, diyelim ki bugün buradasınız. Mevcut otoparkımızın olduğu yere otopark yaparsak, acaba orada kaç kişi arabasını park ederek Ziraat Bankası'nın olduğu yere işini görmeye gider? Tevfik Bey Caddesi'ndeki işini görmeye gider. Veya valiliğin olduğu yere işini görmeye gider. O zaman dedik ki sadece sözle otopark problemini halledeceğiz dememeliyiz. Bilecik'e özgü bir sistem kurmalıyız. Otopark ihtiyacı var mı? Var. Peki otopark yapacak yer var mı her yerde? Yok. Bazı yerler var, imkan yok. O zaman dedik Bilecik'te büyük otopark projemizi daha sonra açıklayacağız ama onun yerine önce bölgesel otoparklar yapalım. Ve çok özel yaptığımız araştırmalarda portatif ve istenildiği zamanda taşınabilen bölgesel otoparkları öngördük ve en kısa süre içerisinde de inşallah bunları yapmaya başlayacağız. İsmet Paşa Mahallesi gibi o ara sokaklara yapmayı düşündüğümüz ticaret alanlarımızı ve gerçekten şehir merkezinde küçük alanlara yapmayı planladığımız ve Bilecik'in hem coğrafyasına hem otopark kullanım alışkanlığına ve hem de ekonomik olarak uygun olan bir sistem ilk aşamada büyük otopark projemizi gerçekleştirinceye kadar bunları bölgesel otoparklarımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki günlerde bu anlamda da ciddi bir rahatlığı da halkımıza sunacağız. İkinci projemiz çocuk eğitim ve bilim merkezi. Gerçekten bu da Bilecik'in çok özel noktalarından birisinde oldu. Ve karşıdan bakıldığında Bilecik aslında ilk görülen noktalardan birisi olacak. Çocuklarımız geleceğe buradan emin adımlarla hazırlanacaklar. Nasip olursa Hürriyet Mahallemizde zirve kentin olduğu o bölgeye yapacağız inşallah. Arkadaşlar biz gerçekten planlı ve programlı çalışan bir anlayışın sahibiyiz. Su Vadisi'nin ikinci etabında da öncelikle değerli kardeşlerim burada bir hem kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan eğer Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi de yaşayan hemşerilerimiz bu akşam vesilesiyle basın da burada bir kez daha ifade ediyorum. Biz kentsel dönüşümü hemşerilerimize bir sorumluluk projesi olarak önlerine koyduk.
Ve ilk günden itibaren şunu ifade ettik. Dedik ki, sizler isterseniz olacak, istemezseniz olmayacak. Bazıları, ben hukukçuyum ama olumsuz bir şeyin yapılacağına hiç taahhüt görmedim. Bazıları dediler ki, biz gelirsek buna hayatta yapmayacağız diye noter taahhütleri verdiler. Bunlar iş yok. Bazıları dediler ki biz yani karar da veremiyorlar, yapacağız ama işte şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Arkadaşlar, biz bu anlamda Sayın Başbakanımızın ifadesiyle söz verdiğimiz şeyi yaparız ve gerçekten yapamayacağımız şeyi de söz vermeyiz. Ve kentsel dönüşüm olmasa dahi inşallah valiliğin önünden giden yolu bireyin gelişimi açısından özellikle karşıdaki Beykoz Bağları dediğimiz bölümlerin değerlenmesi, yeniden imara açılması açısından, şehir coğrafyasının düzene girmesi açısından bu köprünün özellikle ikinci etapta Hamza Vadisi projesi içerisinde bu köprünün tüm görkemiyle birlikte yapılması gerekiyor ve Allah nasip ederse sizler destek olursanız yapalım mı? İnşallah bunu da el birlik gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, Bilecik'imizde içinde şifalı bitkilerin olduğu, Bilecik yöresinde yetişen tüm bitkilerin yer aldığı özel bir botanik park yapacağız. Bunu koruma imar planı içerisine de aldırdık. Bilecik'te kullanamadığımız Emirler ve Karacılar Camii var, eski Bilecik'in olduğu yerde. Burada kuruldan bu kararları da çıkardık. İnşallah o alanı atalarımızın bize emanet ettiği, bu zamana kadar bakamadığımız o alanı güzel bir botanik park yaparak her çeşit meyvenin, sebzenin, çiçeğin olduğu güzel bir park yaparak nasip olursa bu alanı o şekilde sizlerin, halkımızın ve Bilecik'e gelen, Bilecik'te içinde Bilecik sevdası olan misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Bir başka projemiz değerli kardeşlerim, dedik ya, evet gençler gerçekten Bilecik'te spor alanları noktasında güzergahını değiştiriyoruz. Neden değiştiriyoruz? Karasu'nun olduğu bölgede 200 dönümünü kamulaştırıyoruz. Şu anda 90 dönümünün kamulaştırması bitti. Kalanları da kamulaştırmaya devam ediyoruz. Ne yaptık buraya? Kapalı spor salonu yaptık. Gençlik adası yaptık. Karasu Gençlik Adası inşallah açılışını yapacağız. Su eğlence dünyası, aqua parkı yaptık. Spor tesisleri yaptık. Bu 10 bin kişilik stadı bu önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde sizlerle el ele gönül gönüle vererek genel idare, yerel idare işbirliği içerisinde siz değerli gençlerimize kazandıracağız. Bilecik için yine çok özel bir hizmet daha. Nedir? Bilecik'te bir Osmanlı hamamı yok. Bir sağlık merkezi yok. Ve değerli kardeşlerim, inşallah hem halkımız için, hemşerilerimiz için günlük olarak kullanılacağı hem de engelli kardeşlerimize yönelik olarak terapi merkezi olarak kullanılacak. İçinde Osmanlı hamamları, yüzme havuzları, terapi merkezlerinin olduğu güzel bir çalışmaya hazırladık. Bakın bunlar sadece resim değil, bunlar sadece isim değil, sadece sözde değil, özde olan projeler ve birçoğunun da müracaatları yapılmış, önümüzdeki dönem bunlara ilişkin gerekli idari çalışmaların da başlatılmış olduğu projeler. Nasıl? Böyle bir sağlık terapi merkezi yakışır mı?
Yine değerli kardeşlerim, bileceğimiz açısından yeni bir projektörü. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii hanım kardeşlerimiz bizler için son derece kıymetli. Onların rahatça etkinliklerini yapacağı, günlerini yapacakları, bir araya gelecekleri, onlar gibi sabit ve bakıldığı zaman dışıyla içiyle bu burada zarafetin sergilendiği mekanlar yapalım. Hanımlarımıza toplanacakları mekanlar yapalım. Hanımlar kahvelerini oluşturalım dedik ve böyle bir projeyi ortaya koyduk. Yormak da istemiyorum ama projelerimiz de var. Bir başka projemiz, biz gençleri, hanımları, çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız için hem bir eğlence alanı, hem bir park, hem de bir eğitim pisti, trafik eğitim pisti projemiz bu alanda hazır. Bu anlamda bu projeyi inşallah hemen 2015 yılının başlarında gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, bir başka projemiz, tabii ki aşağıya otogarı indireceğiz. Mevcut otogar alanı ne olacak? Biliyorsunuz, bizim otogar alanımız 5 dönümdür. Biz buraya şeker fabrikalarından 3,5 dönüm yer aldık. Sosyal güvenlik kurumundan da 6,5 dönüm ilave ettik. Oradaki vatandaşlarımızın yerlerini de kamulaştırarak burada Bilecik'in en geniş arsalarından birisi belediyeye ait oldu. Ve bugün yapmış olduğumuz değerlendirmelere baktığımızda gerçekten Bilecik açısından güzel bir yatırımı gerçekleştirdik ve otogarın olduğu yere bir kent meydanı projesi düşünüyoruz. Ve bu alanda da inşallah hem ticaretimizin hem sosyal hayatımızın rahatça yapılabileceği, halkımızın vizyonuna uygun yapılarla inşa ederek çok farklı tip yapıları da burada kullanmadan hem ticari alışveriş merkezleri olacak, hem dinlenme merkezleri olacak, hem de mevcut otogar altta aynı kalacak. Evet, değerli kardeşlerim, projeler hep birbirine bağlantılı. Şimdi stadyumu aşağıya indireceğiz. Peki stadyumun olduğu yere ne yapacağız? Yani aşağıya 10 bin kişilik stat yapacağız. Kapalı spor salonunu yaptık. Stadyumun olduğu yere de yine VizyoKent 2023 dediğimiz Bilecik'in bundan sonraki sosyal, kültürel, ticaret hayatına hizmet edecek yepyeni bir proje yapıyoruz. Burada Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oturan hemşerilerimiz, kardeşlerimiz sakın eyvah stadımız gidiyor diye üzülmesin. Şu anda stadın geliştiği 8000 metrekare, 8 dönüm. Biz burada bu projeyi yaptıktan sonra orada hemşerilerimizin bakın şurada spor alanı olarak kullanacakları 12 dönümde yer ayırıyoruz. Ve kalan yere de Bilecik'in gerçekten orada modern yüzünü gösterecek, vizyonunu oluşturacak, gelişmelerini gösterecek güzel bir tip mimari projeyle Bilecik'in en güzel yatırımlarından birisini nasip olursa bu anlamda şehir ekonomisini ve ticaretini de bu noktada kullanarak inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Bundan eminim. Çünkü bunun ön görüşmelerini, diğer şeylerini de uzun zamandan beri de yapıyoruz. İnşallah sizler bize destek verirseniz, olur verirseniz Allah da nasip ederse önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunların da yapıldığını, yükseldiğini görmek bizlere nasip olur diyorum. Beğendiniz mi? Yine değerli kardeşlerim, bu dönem aslında başladığımız ama 2009 projelerimiz içerisinde olmayan bizim bu dönemki esas vizyonlarımızdan birisi
ilahilerimizi tanıtmak. Ve bu noktada bizim en önemli referansımız Osmanlı. Şeyh Edebali Hazretleri'nin bulunduğu bölge. Ama şunu kabul eden, dışarıdan gelen veya kendimiz gittiğinde Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesini ziyaret ediyoruz, ibadetimizi yapıyoruz ve orada çadırımızda, diğer şeyde, yayın ayranımızda içiyoruz ama orada daha fazla durabilecek fotoğraf karesi oluyor alanlar yok. Tarihimizi bize anlatacak mekanlar yok. Ne yapalım diye düşündüğümüzde gerçekten burası Şeyh Edebali Hazretleri'nin metfun olduğu yer. Ve tüm padişahlar da, tüm padişahların da Şeyh Edebali Hazretleri dedesi. O zaman Osmanlı padişahlarını dedeleri Şeyh Edebali huzurunda buluşturalım dedi. Ve 36 padişahın hayat hikayesinin anlatıldığı bir proje hazırladı. Kültürel anlamda önemli olan bir çalışma, Bilecik geçmişi çok uzun yıllara dayanan bir şehir. Ama geçmişimizi anlatacak, gelecek nesillere aktaracak gerçekten müzelerimiz çok fazla yok. Bizim dediğimiz kent müzesi diğer müzeler gibi değil. Şehrin geriye dönük 100 yıllık hayat hikayesinin anlatılacağı. Çiftçilik nasıl yapılırdı? Bahçecilik nasıl yapılır? Geçmişte ipek böcekçiliği nasıl yapılır? 3 boyutlu Bilecik görselleriyle birlikte yapıp içinde olacağı ve şu anda ihalesi de bitmiş, bir taraftan da yapılıyor olan, yapılacak olan bir proje, kent müzesi projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet, değerli kardeşlerim, daha önceden de söz verdiğim çevre yolu üzerine yapılması sebebiyle, yapamadığımızda açık yüreklilikle söylüyorum, sebebiyle otogara geçiş için bir kavşağın daha önce çalışmasının yapılması gerektiğinden ve o çalışmaların da yapılması geciktiğinden otogarımızı yapamadık. Projemiz, diğer şeylerimiz hazır. Allah'a çok şükürler olsun. Devletimiz var olsun, hükümetimiz var olsun. Kavşak projemiz de otogarı yapacağımız yerde bitti. İstanbul'dan gelen, Eskişehir'den gelen insanlarımızın da rahatlıkla gireceği kavşaklar orada düzenlendi. İnşallah şu anda ihale aşamasında, seçimden sonra da ilk yapacağımız ve ilk bitireceğimiz eserlerden birisi de Bilecik'in yeni otogarı şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir başka projelerimizden birisi, hep gençlik diyoruz, gençleri çok seviyoruz, geleceğimiz, enerjimiz, gücümüz. Değerli kardeşlerim, birisini rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verdik, sipar ve yaşam alanı. Rahmetle anıyoruz Muhsin'i ve Hürriyet mahallemizde yaptık. O zamanlar sözümüz vardı, bir tane de Beşiktaş mahallemize karşıdan karşıya bir spor alanı yapacağız dedik. Ama tabii ki bu 2012'de, 2013'te Bilecik Belediyesi'nin yaptığı spor alanıyla, spor sahasıyla 2015'te yaptığının farkları da olsun dedik. Ve gençlerimiz için burada tam ölçülerinde bir stadyum, yanında basketbol, voleybol, tenis sahalarıyla birlikte tam 40 dönümlük alana bir spor tesisi kuracağız. Evet. Değerli kardeşlerim, otogarı yapacağız. Bilecik olarak çevre yolu aşağıya geçtikten sonra yoldan geçen araçlara yönelik olarak ticaretimizde azalma oldu. Ve Bilecik'i bir şekilde
yola indirmemiz lazım. Ticaret erbabımızı yoldan geçen enerjiyle, aktiviteyle buluşturmamız lazım. Neden? Çünkü yolda günde 30 bin araç geçiyor. Eğer o araçlar geçerken biz burada oturur bakarsak, bence modern şehirleşme anlayışına, ticaret anlayışına uymaz. Peki otogarı yaptık. Otogarın içerisinde ticaret mekanları var. Ama ya burası Bilecik. Bilecik'ten ne alınır, ne satılır, ne olur, ne girilir, ne itilir denildiğinde Bilecik'e özgü orada öyle bir pazar oluşturmanız lazım ki herkes Bilecik'ten geçerken Bilecik'in karpuzunu almaya, Bilecik'in domatesini almaya, Bilecik'in üzümünü almaya veya Bilecik bezini almaya orada dursun. Bez deyince de şunu da ifade edeyim. Geçen haftalarda bir siyasi partimizin bir yetkilisi seçim sebebiyle gelmiş ve ona tabii ki bir Bilecik bezinden dokunan eşarp örtü hediye edilmiş ve Bilecik'te ilk projeyi kendi parti adayımız için açıklıyoruz demiş. Ama bilmiyor ki biz 3 yıl öncesinden Bilecik bezinin patentini aldık ve üretiyoruz. Evet. Bu zamana kadar köylümüzle, ticaret erbabımıza ilişkin olarak Bilecik merkezindeki problemleri halledemediğimiz için gerektiği kadar onlara destek olamadık. Ama yeni hal yasasıyla da birlikte Bilecik'imizde gerçekten bu ziraatla uğraşan kardeşlerimize de altyapıyı oluşturmamız lazım. İşte 300 dönüm yer alanı kamulaştırdık dedik. Ana yol üzerinde, çevre yolu üzerinde. Kamulaştırdık, elimize gelmiyor. Şimdi ne yaptık? Projesini hazırladık. Kalkınma Ajansı'yla işbirliği içerisinde inşallah önümüzdeki süreç içerisinde gerçekleştireceğimiz önce Bilecik'e özel bir hal ve onun yanında da şu anda maalesef ziraatla uğraşan birçok çiftçimiz var ama Bilecik'te bir soğuk hava deposu yok. Onun yanında da hemen güzel bir şekilde soğuk hava deposunu, planını, projesini hazırlıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun Cenab-ı Hak, gerçekleştirmeyi nasip etsin diyorum.